Bu bölümde futbol konuşacağız. Spor demiyorum ama karşımda spor yorumcusu Behçet Üstün var. Merhaba Behçet. Merhaba. Evet, sanki Euroleague'deki gibi iki haftada iki maç haftasına girdik, evet. Ve bir anda hem hafta sonu ligi konuştuk ama hemen salı çarşamba maçları oldu ve en çok konuşulan konu yine Fenerbahçe. İlginç sonuçlar da var. Ya şimdi bu iki maç haftası da enteresan oldu. Biraz da duyurusu mu eksik? İnsanların işte futbolla, özellikle işte büyüklerin kötü durumda olmasına ilgisi mi dağıldı bilmiyorum. Salı, ilk maçların oynandığında, ya Trabzon maçının olduğu gündü sanıyorum. Çok işte bir bahsettim, WhatsApp grubunda böyle yazışıyoruz. Arkadaşlardan biri ne maçı bu, kupa maçları mı dedi. Yani o denli kopmuş durumda insanlar. İşte ilginç bir durum, evet. Yani evet, konuşulan konu Fenerbahçe ama bu da işte algının nasıl yönetildiğiyle ilgili aslında. Galatasaray'ın durumu şimdi Fenerbahçe'den daha kötü. Avrupa'yı daha geride. Tabii de, yani Avrupa'yı ayrı koyuyorum. Orada çok başarılı gittiler, tebrik ediyoruz ama yani ligdeki duruma bakarsak işte oradaki fark şundan kaynaklanıyor. Galatasaray sezon başında yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Genç bir takım, bana 3 sene verin dedi Fatih Terim. Ali Koç'sa ilk geldiği gün mali durumu özellikle toparlamak için bir takım çalışmalar yapacağını söylerken, yani eskisi gibi transferler olmayacak derken, keşke de öyle bıraksaydı. Çok güzel bir konuşmaydı o, ilk seçildiği dönemki camiaya sesleniş. Fakat cümlesinin daha bitiminde ama şampiyonluk için yarışan bir takım kurmayacağımız anlamına gelmiyor dedi ve zaten o sene, gün orada bitti her bu şey. Bu sene için de yani sezon sarı lacivert olacak dedi. Ama sarı lacivert ama sanki kendi tırnak içinde skandallarla sarı lacivert. Yani 50 dakika 9 kişi oynayan bir rakibe karşısın. Ve hiçbir üretkenliğin yok. Hiçbir üretkenliğin yok. Hani belki o fikre katılmıyorsun ama yani bir kere Karagümrük'ün golü offside kokuyor bana göre. Evet, o VAR çizgisi bana da biraz garip geldi. Garip ama bir çizgi yani oldu. Diyebileceğimiz bir şey yok fazla. Evet, artı Serdar Dursun'un verilmeyen golü goldü. O çok net bir gol canım, o tartışılmaz. Yani evet. Bütün yorumcular da aynı şeyi söylüyor. Yani nasıl öyle bir şey golü iptal edebildi, ben onu hala anlamış değilim. Yani çok büyük hakem hatası. Bir de bir pozisyon vardı. Şimdi Fenerbahçeli bir orta yaptı. Koluna bariz bir şekilde, kol açıkken, yani o hani penaltı verip kırmızı kart gösterdiği gibi bir pozisyon ama hani ceza sahası dışında ve tekrarında da öyle bir güzel açı vardı ki bakıyorum hakem direkt karşısında ve devam dedi. Ya işte ilk penaltı ve arkasından çıkan iki, daha doğrusu ikinci kart, Caner'in gördüğü diyelim, diğeri çünkü çok normal pozisyon gereği ve doğru bir kart. Hani Caner'i de aynı anda atıp da şey yapınca hakem biraz da o kararların altında ezildi bence. Yoksa hani o golün iptalinin özellikle hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. Ama o kadar enteresan ki işte Fenerbahçe bu kadar kötü bir performans sergileyince hakem konuşulmadı dahi. Yani konuşmaya yüzü yetmedi hiç kimsenin, yönetim dahil, sporcular dahil. Gerçekten işte bu şey, Fenerbahçe tarihi çalışma grubu bir liste çıkartmış. Başkanlar ve puan ortalama aralığıyla ilgili. Yani o bir kere her şeyi anlatıyor. Yani esas sorumlunun kimler olduğunu çok net anlatıyor. İşte Agah Erozan'dan Hasan Kamil Spor'a kadar tüm başkanlar, oynanan maç sayıları, şampiyonluk sayıları, galibiyet, mağlubiyet sayıları vesaire. Onca başkan arasında Ali Koç yönetimi 1.67 puan ortalamasıyla bir tek Razi Trak başkanı geçmiş durumda. Yani sondan ikinci sırada, çok kötü bir performans. Şimdi o teknik adamlar değişiyor, sporcular değişiyor, idari kadrodaki insanlar, yönetimdeki insanlar değişiyor. Sürekli birileri değişiyor. Başarısızlık aynı şekilde devam ediyor. Tek değişmeyen başkan ve birkaç yakın arkadaşı o yönetimdeki. Yani başarısızlığın adresini birisi arıyorsa artık oraya bakmak durumunda. Yani bunca gelip giden insanın hepsi mi kötü?
demek gerekiyor. Burada ya ben hala bir istifa beklemiyorum açıkçası. Bugüne kadar ki görüntü zaten onu gösterdi. Burada esas sorumluluk ve esas görev şu anda artık Fenerbahçe Kongresi'nde tamamen. Yani kongre üyeleri ya kulüplerine sahip çıkacaklar. 5700-6000 civarı tam sayıyı bilmemekle birlikte bir imza gerekiyor sanıyorum olağanüstü kongre için. Yani bu imzayı toplayacaklar ve kulübü olağanüstü kongreye götürecekler. Çünkü yönetimin öyle bir niyeti şu ana kadar en azından gözükmüyor. Peki yani diğer bazı branşları da katabiliriz. Hani futbol çok bariz tabii. Amiral gemisi de mesela basketbolda da bir önemli bir seviye kaybı oldu. Bu çok açık. Hani gene olumlu sinyaller ara sıra gelmesine rağmen. Şimdi peki bütün bu başarısızlığa rağmen kongreye giderlerse bu mali koşullarda sadece kulübün içinde olduğu borç demiyorum. Yani ülke evet. Ekonomisi yani o cesaretle biri çıkar mı? Ya şimdi cesaretten öte tüm kulüpler için söylüyorum bunu. Esas gereken şeffaflık ve dürüstlük ve samimiyet diyeyim. Yani hakikaten samimi bir şekilde yani biz 2-3 sene bu işi anca şuraya getirebiliriz diyen hemen ilk günden başarı ve şampiyonluk sözü vermeyen çok uzun süredir şampiyonluk yok kulüpte. Kabul ediyorum taraftarın sabırsızlığını vesaire ama hakikaten samimi şekilde planını programını anlatıp yani böyle hamasi laflarla değil yani ne yapacağını mümkün olabildiğince net bir şekilde anlatıp da süre isteyerek gelecek bir yönetime dediklerini yaptığı sürece kredi açılacağını ben düşünüyorum. Öyle birisi çıkar mı? Çıkar koskoca Fenerbahçe camiası mutlaka ki aday çıkartacaktır. Şu anda çıkmamasının nedeni de Ali Koç Başkan'ın hala devam etme inadı. Yani öyle bir durumda kimsenin çıkacağını işte bir Saadettin Saran açıkladı bir sonraki seçim diye gerçi ama Ali Koç yönetiminin olmayacağı belli ya da Ali Koç'un başkan adayı olmayacağı belli olduğu anda ben adaylar çıkacağını düşünüyorum. Evet. Peki ya şimdi tabii adaylar çıkabilir. Benim aslında Ali Koç yönetimindeki Ali Koç'tan en büyük hayal kırıklığım şampiyonluk değil. Mesela Fenerbahçe'nin artık transfer yapan yani transfer eden daha doğrusu özür dilerim. Gençler olsun, aldığı futbolcular olsun. Burada böyle gençlerden üreten, altyapıdan üreten bir kulüp haline gelmesi ve bunu bir kar getiren bir duruma getirmesi hedefi vardı ki burada belki hani Atilla Salah'ı düşünülebilir. Pelkas düşüşte birkaç isim ama altyapıdan Muhammed'di başladık. Şimdi esameleri okunmuyor. Gene bir iki genç oyuncu Arda vardı. Bunları sağlasalar ki bu sadece konuştuk seninle de Fenerbahçe için değil Galatasaray, Beşiktaş yani bütün kulüpler için geçer. Mecburlar. Hepsi mecburlar. Yani başka çıkış yolu yok. Sadece bu altyapıdan genç oyuncular üreterek ve işte ihraç ederek kulübü mali açıdan nefes alır hale getirmek değil. Ali Koç'un hatırlayın seçim yani ilk seçildiği dönemdeki vaatlerini yani şeffaflık, iletişim, herkesi kucaklama gibi birçok vaadi vardı. İşte sürekli teknik adam ve oyuncu değişikliği olmayan bir istikrardan bahsediyordu. Şu anda yaptığı her hamle tam zıttı söylediklerinin. Yani Aziz Yıldırım döneminde şikayet edilen şu iletişim kopuklukları, camianın tamamının kucaklanmıyor olması gibi problemlerin tamamı belki daha da ağır bir şekilde şu anda mevcut. Dolayısıyla kendi kendini inkar eden bir başkan profiline dönüşmüş durumda. Bu noktada da artık devam etmesinin ciddi zararı olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Behçet katıldığın için. İyi müzik.